Büyükelçiler Denizli'ye geldi, teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda ağırlandı. Heyet, eşsiz doğası ve muhteşem manzarasıyla yaylaya hayran kaldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Başkanlığı'nda Denizli'ye gelen Büyükelçiler, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı gezdi. Gezi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zola'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıkan konuklar muhteşem manzaraya hayran kaldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın kentin nefes alacağı bir yer olduğunu belirtti. Yılın 12 ayı açık olan kompleksi yaklaşık 3 yıl önce hizmete aldıklarını anlattı ve ekledi. Tabii burası yazın serinlemek için, nefes almak için çıkılan yer. Kışında o kar keyfini yaşamak için gelinen bir yer. 12 ay burası açık. Burası açılalı da tam 3 yıl oldu. Tabii 2400 rakımında ayrı bir güzelliğimiz var. O da kayak merkezi. Sıcak olan bir şehirde kayak merkezi, Ege'de tek kayak merkezi var. Orası da 2400 rakımında. İnşallah bir kış orayı da birlikte gideriz. Tabii doğaya korumakla ilgili çok hassasiyetimiz var. Üst seviyede hassasiyet gösteriyoruz. Burada da özellikle bu inşa yaylayı düzenlerken bir tane bile ağaç kesmeden boş alanları kullanarak aynı zamanda yapılarda taş ve ahşap kullanarak inşa ettik. Başkan Zolan Denizli'nin Türkiye'nin en temiz ve en çevreci şehri ödüllerini de aldığını hatırlattı. Denizli hem doğaya hem canlılara hem çevreye çok önem veren, temizliğe önem veren bir şehir. Bugün Denizli Türkiye'nin en temiz şehir ödülüne alan bir şehir. 2012 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından en temiz ve çevreci şehir ödülünü aldık. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Osman Zola'na teşekkür etti. Bağbaşı Yaylası'nı çok beğendiklerini, bölgenin tam bir dinlenme adresi olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı, bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Buradaki manzaraya bakınca kendimizi gerçekten evimizde, memleketimizde gibi hissediyoruz. Already stepping into the cable car, I could see where the cable car company comes from back home. Bu teleferiğe binince de kendimi memleketimde gibi hissettim, oradaki teleferikler. Yani kaçmak istiyorsanız her şeyden burası gerçekten tam yeri. Aynı zamanda bu yörede sanat ve kültür alanında çalışan, o alanda ilgilenen kişileri de davet ettiğimiz için teşekkürler. Konuşmanın ardından heyete Denizli'nin dünyaca ünlü yatağan bıçakları ve palaları tanıtıldı. Yörük Halime Ökse Sipsi, halk müziği sanatçısı Mansur Kaymaksa kabak sazla yöreye özgü türküler çalıp söyledi. Ankara Büyükelçisi Dominik Çilkot da sipsi çalabilmek için çaba gösterdi. Here we go. Dene. Heyet daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti.